Merhaba arkadaşlar, şu an Termal Tatil Köyü'nde Kaz Dağları'ndayız. Özel bir davetle burada bulunuyoruz. Şimdi hep beraber bir otel turu yapalım. Buradaki imkanları hep beraber bir görelim, deneyimleyelim. Evet. Biz şimdi hangisindeyiz? Evet. Şimdi burada mıyız biz? İkisi de burası. Orası otelin gece havuz görünümü. Burası da gündüz tamamıyla bir şu anki bitmiş görünümü. Anladım. Şu anki işlem bu şekilde. Biz şu an buranın neresindeyiz? Biz şu an buranın bu kısmındayız, bu tabelada. Hmm. Buradan başlayacağız, yavaştan tesis turumuzla devam edeceğiz. Onun dışında Ankara'da, Ayaş'ta bir şubemiz var. Onlar da yine aynı termal tatil için. Burada gözüken şubeler bu kadar. Bir de Hatay Erzin'de var, onun posteri burada yok. Sol taraftan devam edecek olursak. Etrafta gördüğünüz üzere ağaçlarımız en genç ağaçtan en yaşlı ağaca, tüm ağaçlarımız burada. Otelin yapımında canlılara, özellikle bitkilere, ağaçlara, hayvanlara hiçbir şekilde zarar verilmeden yapılmıştı. Buradaki bulunan ağaçlar da aşağıdaki otopark kısmına taşınmıştı. Çok güzel. Burada böyle 300 yıllık, 200 yıllık ağaçlarımız var. Bir 500 yıllık var, bir de 600 yıllık var. 500 yıllık olan ağacımız. Tesis turumuzun oradan geçmiyorum. 600 yıllık bir hikayesi var. Bunu da ben size anlatacağım. Yavaştan otelin en güzel, tamamıyla görünebilen kısmına doğru geliyor. Tamamıyla dediğim %80. Bayağı büyük, güzel bir otel. Büyük, büyük, çok büyük. Burası amfiteyatromuzun olduğu bölüm. Ben sizi böyle karşıma alabilirsem tamamıyla anlatabilirim. Karşıda gördüğünüz iki tane havuzun bu tarafta olan havuz kışları termal havuz oluyor. İnsanlar dışarıda da istediği şekilde tatillerini yapabiliyor. Burada kar yağarken insanlar rahatlıkla havuzlarını kullanabiliyor. Benim ailemin de şahsen burada yeri var. Ben de kışın geldim, kullandım burayı. Cidden çok güzel, ayrı bir zevki oluyor. Onun için de öbür taraf yine soğuk havuz, yani İki taraflı şekilde çalışıyor. Bu taraf yaz sezonu açıldığından dolayı yine dışarı soğuk havuz olarak yapıldı. Sağ tarafta bulunan, önünde havuz olan dairelerimiz yalı dairelerimiz. Yalı dairelerinde insanlar daha çok kendi tatillerine, rahatına bakabilmek için tercih ediyorlar. Balkondan çıktığı zaman havuzuna iniyorlar. Oraların sistemi de 2+1 ve 3+1 şeklinde oluyor. Burada amfiteyatromuzda çocuklar için animasyon etkinlikleri, büyükler için seminerler düzenleniyor. Bunda belirli talihleri oluyor. Ne zamanlar olduğunu otel belirliyor. Benim de pek o konu hakkında bilgim yok açıkçası. Anladım. Yavaştan devam edelim o zaman. Bu taraftan. Aşağı mı? Sağ tarafımızda çamur banyoları bulunuyor. Burada insanlar vücutlarını rahatlatmak için ilk önce çamur banyolarına giriyorlar. Ondan sonra kendileri temizlenip termal suya giriyorlar. Vücutlarındaki gözenekler açılıyor. Yani vücutta deri hastalıkları ile ilgili bir şeyler olursa onlara bir nevi tedavi maksatlı gibi bir şey oluyor. Şu an orayı gösteremiyoruz çünkü içinde misafirler var. Aileler var. İstemiyoruz. Sağ tarafımızda havuzlar. İçeride Türk Osmanlı anlamına, Kalk Çeşmesi, sauna, kese odası, buhar odası, hepsine sol tarafta masaj odaları var. Kolay yani. Sağ tarafta ise aile termali odası. Kadın erkek taşı kesin oturma alabiliyor. Bu şekilde tesisimiz devam ediyor. Karşıda gördüğümüz yer, yani şu an bulunduğumuz yer Zeytin Restoranı. Zeytin Restoranı'nda her akşam canlı müzik veriyor. Onun dışında aileler alkollü alkolsüz, her türlü yiyecek içeceklerini buradan tedarik edebilmek lazım. Onun dışında yani pek bir şey yok burada. Ek olarak da akşam güvenlikler durmak da yani ne olur ne olmaz diye. Evet. Sonuçta alkollü bir yer. Yani. Sol taraftan turumuza devam edelim. Sağ tarafta yine
yeşillik alan. Aileler burada genellikle oturuyor. Ağaçların arasında oturuyor. Çayını kahvesini içerler. Ya da ne bileyim, piknik gibi ufak şeyler yapabilirler. Ta ki etrafa daha çok zarar vermemek üzere. Tabii tabii. Son derece kompleks bir yapı. Evet. Her şey düşünülmüş. Karşımızda çocuk havuzu var. 0-6 yaş arası için. Havuzun boyu çocukların boyuna geçmiyor genellikle. En fazla göğsüne kadar geliyor. Evet. Göğüs hizasına kadar. Aileler burada çocuklarını bırakıp gidebilir. Ya da aileler beraber çocuklarıyla beraber gidebilir. Onun için herhangi bir sorunla karşılaşacağını zannetmiyorum. Çünkü havuz görevlilerimiz de var. Gelip sürekli kontrol ediyorlar. Çok güzel. Sol tarafta yine bir havuz daha var. Çocuk havuzunun arkasında. Nerede gidiyor? Oradan buradan. O tarafa geçiş olmayacak. Tamam. Uzaktan göstereceğim. Tamam. Yine bir yol dairemiz var. Buradan gösterirsek. Yine önde havuz var. Burada dursak artan anlayacağız çünkü. Yine yol daireli. Bunlar bir artı bir şeklinde. Tek katlı. Onun dışında yine bir havuzumuz daha var. Burası da ailelerin, otelin bu kısmı öbür havuzlara uzak kaldığı için aileler buradan direkt inişini yapabiliyor, geçiş yapabiliyor. Arka tarafta yine merdivenler var oteli. Geçip kullanılabiliyor. Bu taraftan da var. Serkan abi, şimdi sana bir sorum var. Bu karşıda gördüğüm aç kaç yıldır? Tahmin et. 800. Yok. 600. 600. İşte bu ağacın bir anısı var. Bir anıya, bir olaya şahitlik etti bu ağaç. Dinliyoruz. Bu ağaç tam olarak gördüğünüz gibi 600 yaşında, Osmanlı'nın kuruluş yıllarından itibaren burada doğup büyümüş. Burada bir yazı görüyorsunuz. Belkıs Çakmak'la Mehmet Çakmak. Bu çift buradan zamanında buraya üye olduklarında, burayı kullandıklarında, yani buraya üye oluyorlar, kullanıyorlar vesaire. Evlerine döndüklerinde yaşadıkları şehre, eşiyle aralarında tartışma çıkıyor Belkıs ablayla Mehmet abinin. Ayrılıyorlar. Ondan sonra 2-3 yıl sonra Mehmet abi diyor, gel bizim yerimiz vardı, kullanalım arkadaş olarak. Geliyorlar kullanmak için. Geldiklerinde tatilleri çok güzel geçiyor. Her şey güzel. En sonunda barışıyorlar ve burada tekrardan Mehmet abi Belkıs ablaya evlenme teklifini ediyor. Burada evleniyorlar tekrardan. Tam bulunduğumuz bölgede dünya evine giriyorlar. Tam burada. Tam burada. Çok iyiymiş. Nikah masası falan, her şey burada kuruluyor. Oluyor. Çok iyi. O şekilde bir anısı var. Bu ağaca yapmalarının sebebi de Zeytun abinin bildiğiniz üzere barışın simgesi olduğu, evet, için. O şekilde. Sol tarafta açık büfe restoranımız var. Aileler buraya gelip kullanabiliyor. Kişi başı ücretli sayıcı hepsi tamamen alabiliyor. Sağ tarafta sinek bar var. Bar, kafe, restoran tarzında. Üçünü birden yapıyor. Restoran kısmı sol tarafta, yine ek olarak küçük gösterebilirsiniz. Oradan çıkan aileler genelde böyle kullanıyor. Karnını doyurmak için ya da bir şeyler yiyip içmek için. Böyle bir sisteme de ev sahibi evinde aynı zamanda. Otelimizin düzenlediği etkinlikler var. Bu etkinliklerde Kazdağ şelale turları, 4x4 jip turları, tekne turları, Midilli Adası'ndan günübirlik turlar. Onun dışında günübirlik Bozcaada'mız var. Sarı Kız'a zirveye çıkarıyorlar Kazdağları. ATV yeni safari turları, Gökçeada turları oldu. Baştan resepsiyon bölümümüze doğru geliyoruz. Resepsiyon bölümümüzde birinci katta. Her şey birinci sınıf, en büyük şekilde tasarlanmış. Burada normal oturup gelen aileler oluyor yani. Burada konaklayıp buradaki ailelerle tanışmak için falan gelip oturuyorlar.
mutfak malzemeleri de içinde bulunuyor. Siz ailelerin isteğine göre otelin arka tarafında pazarımız var. Pazardan alışverişini yapar, gelir kullanır. Birazdan marketi de göstereceğim size. Market de var. Marketten de ayar alıp gelebilir. Onun dışında aşağıda gösterdiğimiz açık büfe ve normal zeytin restoranımız var. Oraları gelip kullanabilirler. Banyo tarafına geçecek olursak banyoya termal su gelmekte. Yatak odamız da bir ev yatak odası gibi standart. Onun dışında ev televizyonu bulunmakta. Balkona gelecek olursak böyle abim Serkan abim senin de buradası yani pek manzarası yok dediğim gibi örnek evet. Daire olduğu için bu taraf böyle tepe tarafımız Kaz Dağları yani ailenin istediği bir yöne baktığına göre o da ayarlanabiliyor öbür evet. Tarafa bakan yani yukarıya bakan yer ayarlanırsa Kaz Dağları manzarası tam karşımızda. Aşağı bakan yer ayarlanırsa Güre. Deniz manzarası. Deniz. İstediğiniz şekilde rahatlıkla görülebiliyor. Mini dolap. Bulaşık makinesi. Çamaşırları da siz resepsiyona başvuruyorsunuz. Onlar özel çamaşırhaneye götürüyor. Herhangi bir sorun olmadan sizin isminizin kayıtlı olduğu şekilde ayarlanabiliyor. Balkona çıkalım yine. Yine sağ taraftaki standart yalı dairesinde normal havuz. Buradan havuza geçmek isterlerse nasıl yapıyorlar? Orası normal yalı dairelerinin havuzu. Orası yani kendine özel olsun. Anladım. Sol tarafımızda Aqua Park var. Aqua Park da tabii çok büyük olmamakla beraber standart bir boyuta sahip. İki tane kaydırak mevcut. Biraz yüksek sesle konuştuk. İki tane kaydırak mevcut. Yani her yaş grubundan insanlar gelip rahatlıkla kullanabiliyor. Onun dışında Aqua Park'ı kullanmasalar bile en kötü havuzu kullanabiliyorlar. Sağ tarafta kalan yine bir market var arkada. Süpermarket işlerinde her türlü çok iyi ya. Her türlü ihtiyacınızı buradan karşılayabiliyorsunuz. Manav, kasap, onun dışında tekel bayi. Kasap da var. Kasap da var, tekel bayi. İnsanlar her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. İçinde kasap olan bir otel. Süper. Yine resepsiyona geldik. Sol tarafta bir maketimiz var. Maketle oteli yine üstten, tepeden bir kroki şeklinde görünümünü sizlere anlatacağım. Evet, bizim tesisimizin tamamlanmış hali bu şekilde olacak. Tabii eksik olan yerler de vardır. Bu kenarda gördüğünüz bina şeklinde olanlar apart dairelerimiz. Onun dışında burada ek havuz, yalı dairelerinin havuzları, çocuk parkı, diğer havuzlar, amfiteyatro. Onun yukarı tarafında yine havuzlu bölümler var. O karşıda gördüğünüz ahşap evlerin yapılacak olan tarafı bu sene inşaatına başlanacak. Tamamen daha bitmemiş diye sürekli yenilenmeye geliyor. Onun dışında yine arka tarafta ek bina şeklinde otel gibi devam ediyor. Buralar da inşaatına bu ya da öbür sene başlanacak diye biliyorum. Aşağıda bulunan otoparkın yeni inşaat edecek. Oradaki ağaçlar falan yine taşınacak. Yer bulunamasa bile en kötü Kaz Dağları'na taşınacak. O taraflarda seyrek olan bölümlere taşınacak. Bu gördüğünüz ahşap evler ise genelde muhafazakar ailelerin ve rahatına bakmak isteyen, kafa dinlemek isteyen aileler tercih oluyor. Onun dışında burası bayanlara özel. Spa salonu, havuz. Yani onun dışında restoran, kafe işlevi görüyor. Yani bu kısımdaki özelliklerle karşı taraftaki özellikler aynı işte. Biz zaten neredeyiz şu an? Tamam. Biz şu anda tam o otelin orta kısmındayız. Tamam. Şimdi ahşap evlerimizin sağ taraftaki kapıdan geçersek daha rahat geçeriz.
ahşap evlerimizin örnek dairesine gidiyoruz yavaştan. Bu tarafta ahşap ev var. Ahşap evler tamamen ahşaptan. Sadece mutfak malzemeleri onun dışında. Alüminyumdan, metalden eser olduğu makinesi. Ahşaptan yapıyoruz. Mesajınıza istedim, buyurun. Bu taraftan böyle. Buyurun abla, tatil verin. Hoş bulduk. Burası da iki artı bir şeklinde. Sağ karşı tarafta çocuk odaları var. Her odanın üstünde tavan klima şeklinde gösterebilirsiniz. Bu tarafa gelecek olursak yine banyomuz. Böyle alayım. Banyo. Yine içine termal çeşmemiz var. Başvuru yapıp takdirde kullanabiliyor. Yan evet, banyonun açık. Arka tarafta yatak odası. Yatak odasında tüm masası, süpürge mevcut. On numara kullanırsın yanınıza. Yani bir oturma odamız geniş, gördüğünüz üzere salon. Tavan klimalı. Kışın sıcağı içeride hapseder, yazın soğuğu içeride hapseder. Isı alışverişi dışarıda pek yok. İçeriden siz klimayla ayarlıyorsunuz. Otelden ayrıldık. Şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim arkadaşlar. Bayılacaksınız.